3D Max'te scriptler herhangi bir uygulama dosyası aracılığıyla kurulup da yüklenmediği için 3D Max'i tekrardan açıp kapattığınız kısa yolları gidebiliyor ve tekrar mevcut çalışmanızı açtığınızda bunları görüntüleyemeyebilirsiniz. 3D Max yazılımı kapatayım burada. Kapattıktan sonra ben tekrar 3D Max yazılımını açayım. Bu tür scriptler ufak bir dosya olduğu için, kurulum dosyası olmadığı için, direkt program içerisine kurulmadığı için program tekrar açılıp kapandığında kendini ilk baştaki arayüzü ve standartlarına göre resetleyip açtığı için var olan burada kurmuş olduğumuz scriptler kayboluyor. Ya tekrar çalıştırmamız gerekiyor ya da bunun diğer yolu script'i 3D Max'in başlangıç klasörüne atmamız gerekiyor. Tabii başlangıç klasörüne bu tür scriptleri atarken de şöyle bir problemle karşılaşabilirsiniz. 3D Max'iniz geç açılabilir veyahut da açılışta problemlerle karşılaşabilirsiniz. Şimdi az önce kaydettiğimiz dosya vardı. Legoların olduğu, işte yumurta benzeri nesnenin olduğu dosya vardı. Eklentiler ismiyle bunu kaydettim. Bu dosyayı tekrar açalım. File'den, Reckon Documents'dan açılan dosyalar. Eklentiler adlı dosyayı bakın. Bu dosyayı açtığımızda Missing DLS diye bir hata veriyor ve Legos ve artı Shaper Plus nesnelerini bulamadığına dair uyarı verecektir. Open dediğimizde nesneler yok olmuş. Bu tür durumlarda Script'in menüsünden bu Run Script'e gelelim veyahut da dosyanın kurulum olduğu kısmına gelelim. Hatırlayabileceğiniz gibi bu scriptlerin nereye kurulduğunu ben anlatmıştım. Program Files, Autodesk, programın kendisi 2017 ve script. Yani bu 2018'de olabilir. Değişen bir şey yok. Kullanmış olduğumuz bu iki script ise bunlar startup, yani başlangıç kısmına atmamız gerekecek. Bunlarla ilgili izinleri veriyoruz. Devam. Cancel diyelim. Tekrar ekranda bunlar görünmüyor hala. Hatırlayabileceğiniz gibi bunlar standart printers'ların yanında görünüyordu. 3D Max programını kapatayım. Tekrar açayım. Tekrar açtığımda artık bunların başlangıca iliştirildiğini göreceğiz. 3D Max ilk açıldığında bunlarla otomatik olarak açılmış olacak. Dolayısıyla script'i kurduğunuz, daha doğrusu dosyasını attığınız kök klasör de burada çok önemli oluyor. Şimdi İlk açılışta ekranda görünmüyor olabilir. Bu nedenle program da biraz açılırken geç açılabilir. Az sonra burada sağ tarafta command panelde bunlar standart printers'ların altında görünecektir. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu kısım güncelleniyor. Ve gördüğünüz gibi ekranda belirdi. Şimdi tekrar aynı dosyayı açtığımızda bu eklentilerle hazırlanmış olan dosyaların oluşturduğumuz modelleri ekranda görebilirsiniz. Özetle scriptleri kurduğumuz klasör de çok önemli.